İncelet.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir mekanda yine sizlerleyiz. Burası Beşiktaş Merkez İstanbul'da Şehit Dursun Bakan Sokak'tayız arkadaşlar. Koloni Kafe güzel kahveleriyle ve güzel kahvaltısıyla büyük keyif vaat ediyor. Şimdi biz de sizlerle beraber girip içeride deneyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İncelet.com'dan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Beşiktaş'ta Koloni Kafe'deyiz ve güzel bir serpme kahvaltıyla karşılaştık. Yanımızda da sevgili Buse var. Bize Koloni Kafe'den biraz bahsedecek, bu yiyeceğimiz ürünlerden biraz bahsedecek. Ardından da lezzetlerine bakıp bugün de böyle noktalayacağız. Buse merhaba. Merhaba. Şimdi biz çok arkadaşlarımız met etti Koloni Kafe'yi, gelip yerinde incelemek istedik. Şimdi serpme kahvaltı içerisinde benim gördüğüm kadarıyla işte kahvaltılık bir ne mesela incir reçeli anladığım kadarıyla, evet. Kabak reçeli, evet. Çıtır kabak reçeli herhalde, zeytin, peynir var, güzel bir menemen var. Ben bu Samsun tarafında yediğimiz çakallı mı sakallı mı ne diyorlarsa o menemenlere benzettim. Tadına bakacağız şimdi. Ve börek tabağı var. Güzel de bir börek tabağı. Peynirler, salatalık, domates gibi şeyler bulunuyor. Aynı zamanda da bir Türk olarak unlu mamulleri zaten beğeniyoruz. Onları da tüketeceğiz. Biz özellikle doğal olarak kullanıyoruz. Yani marketten alıp değil de Akdeniz ve Ege bölgelerinden alıyoruz özellikle. Ve doğal olarak servis veriyoruz. En özel noktası bu. Yani markette hazır raflanmış şeyler değil de Anadolu'da evet, çeşitli yerlerden ev yapımı getiriyorsunuz. Evet, evet. Müşterilerin tepkileri nasıl? Ben bir yandan da tadına bakacağım. Tabii. Saçanga böreğiyle. Şaşırıyor tabii ki de. Çünkü normalde birçok kafede doğal ürünler kullanılmaz. Hı-hı. Biz kullanıyorsunuz. Evet, kullanıyoruz. Ayrıca müşterilerimiz de çok memnun zaten. Doğal ürün deyince hemen kafada şey beliriyor ya, acaba pahalı mıdır? Yok, hani organik gayet dediğin zaman daha pahalı satabiliyorsun ya. Yani şöyle, biz daha uygun fiyata daha güzel şeyleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü önemli olan miktar değil, hani yeniden kahvaltı yapılan özel şeyler, hı-hı, oluyor kafemizde genelde. Böreği çok beğendim. Afiyet olsun. Kullanılan yağ nedir bilmiyorum ama yani şu mideyi yakan yağlar var ya, onlardan değil, çok hafif geldi bana. Bunu burada mı yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? O da el yapımı olarak yapılıyor. Yani anlık olarak yapılıyor zaten. Bekletilmiyor, hı-hı, hiçbir şekilde. Kesinlikle hani bu yediğim en iyi paçanga böreklerinden bir tanesi. Kesinlikle samimiyetle söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Burayı bir silip süpürdükten sonra yine devamını konuşacağız. Arkadaşlar, bu yediğimiz şeylere hakikaten bayıldık. Bu lezzetin arkasındaki ismi deşifre etmek istedik. Sizler de görün bilin istedik ve sağ olsun Güler abla bizi kırmadı, masaya kadar geldi. Ben bayıldım. Yani şu sigara böreğine de, paçangaya da bayıldım. Menemen efsane olmuş. Nasıl yapıyorsunuz? Nelere özen gösteriyorsunuz? Bize anlatırsanız seviniriz. Bir anne olarak elimden gelenin en iyisini, en temizini yapmaya gayret ediyorum. Bilhassa sebzelerin sirkeli suyla yıkanması, paçangaların yağlarının sürekli temiz olması. Başka restoranlarda biliyorum yağlar haftalarca kullanılıyor. Ben çocuklarıma nasıl yediriyorsam müşteriye de öyle onu yedirmeye çalışıyorum. Az önce Buse'ye de sordum, hani farklı bir yağ mı kullanıyorsunuz? Çok hafif geldi dedim. Demek ki hani ona evet, yağımı yakmadan evde nasıl kullanıyorsam çocuklarıma aynen burada da onu uyguluyorum. Kesinlikle çok güzel olmuş. Çok büyük lezzet. Niye daha önceden hep böyle olsun yapmıştınız var mıydı böyle, yoksa sadece Süleyman çocuk... Seba'nın kafe restoranı vardı. Bordo kafe restoran. Allah rahmet etsin. 5 yıl oradan onlara saygın kişiler. Rahmi Koç, Süleyman Seba, Aziz Yıldırım, Fikret Orman.
saygı müşterilerim vardı. Onlara yapardım. Bilhassa sadece kahvaltı değil, sıcak yemeklerim, meze çeşitlerim, 50 çeşite yakın mezem vardır. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle çok güzel olmuş. Hani biz arkadaşlarımız daha önce geldiler, anlattılar gidip denemelisiniz, görmelisiniz diye. Hani iyi bir şeyle karşılaşacağımızı bekliyorduk ama ben gerçekten böylesiyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Ellerinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben kilolarıma biraz daha kilo katacağım müsaadenizle. Afiyet olsun sizlere. Memnun oldum. Evet, şimdi Buse'nin sanatında uzmanlaştığı yerdeyiz arkadaşlar. Buse'yi barista olarak İzlemeye başladık. Bize güzel bir kahve hazırlayacak. Ne hazırlıyorsun bize Buse? Şu an size kemeks hazırlıyorum. Kemeks nedir mesela? Hiç kahve kültürü olmayan birine nasıl anlatırsın? Şöyle anlatayım. Üçüncü akım kahvelerinden biridir. Her çeşit kahveler kullanılabilir. Türk kahvesi haricinde bütün kahveler yapılabilir bir şekilde. Gerekli olan malzemeler kemeks, filtre kağıdımız, su ve kahve. Bunlar yeterli. Tamam. İçimi sert mi olur, yumuşak mı olur? Şöyle, içiminin sert ve yumuşak olmasını içecek kişiler belirleyebilir. Yani istedikleri kahve çeşitlerini yapabiliriz. Öncelikle filtre kağıdımızı sıcak suyla ıslattık. 320 ml yapmayı kullanıyorum. Bir bardak kadar. Tamam. 320 ml'ye 20 gram kahve yeterli oluyor. Kahvemizi atıyoruz. Ve kaynamış su. Evet, doğru sıcak suyla birlikte ilk olarak 50 ml 25-30 saniye içinde kendine gelmesi için kahvenin. 30 saniyeden sonra bütün suyu dökmeye başlayacağız. Tamam. Bu şekilde yavaşça bir tekrardan denenecek. Sen mesela kendine bir kahve yapmak istediğin zaman özel olarak tercih ettiğin bir şey var mı? Koloni kafeye gelenlere, ya bak ben şunu çok güzel yapıyorum ya da içmekten ben hoşlanıyorum, sen de hoşlanır mısın? Şöyle, bütün kahveleri çok severim öncelikle. Ayırt etmiyorum. Aynen, hiçbir şekilde ayırt etmem onu da. özellikle Mocha'yı tavsiye edebilirim. Ve Cortado. İkisi harika bir ikili olabilir. İkili olabilir. Evet. Ne zamandır uğraşıyorsun kahve işiyle? 6 senedir. Şu an 7. seneme giriyorum. Süper. Okullu mu, alaylı mı? Şöyle, eğitimini aldım bir süre. Sertifikamı aldım. Sonra kendi çapımda yapmaya başladım. Kendi reçetelerimi yazmaya başladım. Böyle ilerledim. İlerledim. Evet. Kendi reçetem dedin. Hani bu parfüm yapan kişiler ne deniyor onlara bilmiyorum. Hani böyle işte kendisi kokuları, aromaları tercih ediyorlar. Onun gibi bir şey mi var, bir özelliği mi var? Yani şu kahveden şu kadar karıştır, bunu karıştır gibi bir şey var mı? Hani başlarken işte 320 ml falan bir şeyler anlattın evet, bize. Evet, kesinlikle. Şöyle, gramajları ve mililitreleri çok önemlidir kahvelerde. Fazla kahve koyduğunuzda aynı mililitrede su koyarsanız o kahvenin tadını bozar. Yani kahvenin kokusunu da alamazsınız, tadını da tam olarak alamazsınız. O yüzden gramajlar çok önemli. Siyer hesaplamaları da çok önemli. O kokteyl çeşitlerine daha çok dikkat edilir. Kahve bölümünde de zaten her şey derecedir yani. Hiçbir şekilde insanlar kendi kafasına göre yapamaz zaten. Her zaman bir ölçü gereklidir. Şimdi biz heyecanla kahveyi bekliyoruz. Evet, şu an kahvemiz hazır. Filtreyi yavaşça çıkartıyorum. Genelde kemeksi verirken müşterilerimize kahveyi koklamalarını söylüyoruz. Çünkü çok hoş kokuları vardır. Demlendikten sonra özellikle kokuları çok ortaya çıkar. Bakalım. Güzel. Gerçekten güzel. Kahve, bu kahve reklamlarında hani abla kap bardağı tutar böyle ya da işte fincanı. Evet. Battaniyeye sarılmıştır falan. O geldi artık. Güzel kokuyor. Bakalım bir de tadına. Bu uyku açıcılardan değil mi? Evet, kesinlikle. Sert, belli. Kesinlikle. Evet. Ondan açılmıyorsa. Evet. Çok güzel. Beğendim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi size mocha yapacağım. Öncelikle espresso mu tem yapıyorum. Thank you.
Arkadaşlar bu sanat eseri gibi bir şey oldu. Sen resimle uğraşıyor musun? Evet. Belli belli. Ben cineli anca çizerim üzerine herhalde. Ne içeceğim ben şimdi? Moka. İçinde çikolata şurubu, espresso. Çikolatanın kokusu var ama evet. Ya. Çok, çok güzel işte. Süt ve krema var. Deminki çok sert bir kahveydi. Bu çok yumuşak içimli, içimli, şekerli. Evet. Tam böyle sabahları güzel gider benim gibi. Çok başarılı. Çok başarılı. Çok beğendim. Örümcek yağı gibi oldu ama evet. Bozulmuyordu. Evet, bozulmuyor. Sanat kalıcı. Buse çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel misafir ettiniz bizi burada. Kahveler hakikaten çok güzel. Kahvaltı zaten yukarıda anlatırken de söyledim. Kesinlikle çok beğendim. Umarım bu videoyu izleyen sizler de yolunuz buraya düştüğünde uğrayın buraya. Bu lezzetleri tatmadan sakın geçmeyin. Beşiktaş'ta, Beşiktaş Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz arkadaşlar. Koloni Cafe Beşiktaş diye internette küçük bir araştırma yapsanız ya da Instagram'da Koloni Cafe'nin sayfasını da takip etseniz bir şekilde buraya ulaşırsınız. Bu lezzetlere de erişmiş olursunuz. Ben çok beğendim. İstanbul'a yolum düştükçe muhakkak uğrayacağım güzel bir mekan daha kazanmış oldum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir başka incelet.com videosunda görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.